2011 yılının son zamanlarında, son aylarında yayın evliliği kurma düşüncesi oluştu arkadaşlarla aramızda. Ve 2012 yılında Ana Karga Sanat Yayınları kuruldu. Biz dört arkadaşız şu anda. Cem Kalender, Suat Duman, Onur Aksakal ve ben Nalan Kiraz. İlk kitabımızı Mart ayında yayınladık. İşin açıkçası ilk başladığımızda neye girdiğimizi bile bilmiyorduk. Sermayemiz de yoktu. Neyi nasıl yapacağımızı da bilmiyorduk. Zaman içerisinde kitapları yayınladıkça, işte konuştukça arkadaşlarla yavaş yavaş oluştu ve şimdi bir düzene oturdu artık. Arpad Kun'un bir Macar yazar, bir kitabı var, Mutlu Kuzey isimli. Bunun okurların çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum ben. Gerçeküstücü bir anlatımla devam ediyor kitap ve çok hoş bir kitap. Ayça Erkol var, yeni bir yazar, öykücü. Ercan Başer var, Ahmet Hamdi Tanpınar ödülü 2015 yılının. İzzet Dönmez'in yeni kitabı var, Orhan Veli Alıcı'nın. Bunlar bizim yazarlarımız, Türk yazarlar. İlk kitapları, bazılarının ilk kitapları da bizden çıktı. Hatta hepsiniz diyebilirim. Şimdilik bunlar var ama uzun vadede Jack London, Oscar Wilde'ın Narlı Ev diye çevirebileceğimiz, daha önce Türkçe'de çevrilmemiş bir kitabı. Bunlar var. En çok ilgi gören Kafka'nın Dönüşümü. Bunun dışında Hiçbir Şey Eskimez Mutluluk Kadar, Oscar Wilde'dan. Karl Marx'ın İyi Bir İnsan Yapmalısın Kendini. Ve birçok öykücü arkadaşımızın da kitapları ikinci baskılarını yaptı. Ölümsüz Hüzünler kitabı. Cem Kalender'in hemen hemen bütün kitapları, Suat Duman'ın son kitabı özellikle, Dünyanın Leşleri. Bunların bazıları ödüllü kitaplarda aynı zamanda. Bunlar çok ilgi çekiyor. Postacı Kapıyı iki kere çalar, bu son dönemde yayınladığımız, son bir iki ay önce yayınladığımız kitap. O da bayağı dikkat çekti. Alakarga Atölye, geçen sene başladık atölye çalışmalarına. Burası da atölyenin yapıldığı salon aslında. Faruk Duman'ın öykü atölyesi var. O çok ilgi görüyor. Onur Caymaz yaratıcı okurluk atölyesini yapıyor. Bu sene başladığımız felsefe atölyesi var. Yine bu sene başladığımız spor medyası yazarlığı atölyesi var. Geçen dönemde roman üzerine roman atölyesi yapmıştık, iki dönem. Atölyeler, senaryo yazarlığı var. Atölyeler ilgi görüyor ve ilgi gördükçe daha değişik alanlara da, daha değişik alanlarda da atölye yapmaya başlıyoruz işin açıkçası. Ve ama dönem dönem de değişiyor. Hani katılımlar dönem dönem değişiyor. Ama hep olumlu dönüşler alıyoruz. Ben önce klasikler diyeceğim, bütün klasikler, özellikle Rus klasikleri. Bunun dışında Moby Dick. Ben çok severim Huzursuzluğun kitabı, Pessoa'nın. Gerçekten güzel bir kitap. Sonra bizim yayın evimizden çıkan kitaplar var. Tavsiye edebileceğim. Şu son zamanlarda çok konuşuldu, Suat Duman'ın Dünyanın Leşleri. Çok çok iyi bir polisiye. Cem Kalender'in Klan ve Kayıp Gergedanlar çok her dönem konuşulan, her dönem okunan kitaplardan. Öykücüler var. Bilur Şentürk, Kadire Bozkurt, Nilüfer Altınkaya isimlerini olarak sayıyorum. Hani örnek olarak sayıyorum aslında. Öykücüler özellikle güçlü olduğumuz bir alan bizim. Çünkü yeni yazarlara, özellikle de yayın evinin başlangıcındaki niyetimiz de buydu. Yeni yazarlara bir kapı açmaktı. Ve sanırım bunu başarabildik. Çünkü hem yeni dosyalar sürekli gelmeye başladı birkaç kitaptan sonra ve güzel de dönüşler aldık. Hatta şöyle de oldu.
Birçok yazarımız ödül de aldı. İşte Haldun Taner ödülü, Selçuk Baran ödülü, Ahmet Hamdi Tanpınar ödülü. Birkaç yazarımız bunlar bu ödülleri aldı. Hatta belki şeyden de bahsedebilirim. 2015 yılı Dünya Kitap Dergisi'nin yılın yayınevi ödülünü aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Yeni bir yayınevi olarak.